Selamun Aleyküm dostlar, hoş geldiniz. ABD Başkanı Joe Biden, Türkiye saatiyle saat 22 civarında Afganistan ile ilgili açıklamalarda bulundu. Afganistan'dan geri çekilmemizin Vietnam'la kıyaslanabilir hiçbir tarafı yok, sıfır alaka. T'nin Afganistan'ın tamamını kontrol altına alması oldukça ihtimal dışı. İstihbaratımız Kabil'in düşeceği yönünde bir değerlendirme yapmıyor. Biz 31 Ağustos itibariyle gidiyoruz ancak Afganlar bir araya gelmeli. Şöyle bahsedelim sırayla okuyalım. Dünyadaki bütün ordular kadar iyi donanıma sahip olan 300 bin Afgan askeri var. Hava kuvvetleri var. Bu yüzden T'nin Afganistan'ı alabilmesi imkansız. Afganistan'a ne yapmak için gittiysek onu yaptık şeklinde açıklama yapmış. Ayrıca Afganistan'ın bir terör üssü olmasını engelledik. Hedeflerimize ulaştık. Afganistan'a bir ülke kurmak için gitmedik. Geleceklerine karar verme hakkı Afgan halkının Afgan ordusuna finansman ve silah sağlamaya devam edecek. Bu savaşı sonsuza kadar sürdürmenin ABD'nin ulusal güvenlik çıkarlarına yönelik olmadığına karar verdim. Kalmamız gerektiğini söyleyenler var. Daha kaç bin Amerikalı'yı riske atalım. Yeni bir nesil Amerikalı'yı daha göndermeyeceğim açıklamasında bulundu. Afganistan'daki görevimiz başarısız olmadı henüz şeklinde not düştü. T'ye tabii ki güvenmiyorum ama Afgan ordusunun kabiliyetine güveniyorum. Afgan ordusu iyi eğitimli, iyi donanımlı ve daha kabiliyetli şeklinde haberi okumuş olduk. Sabah sizler Afganistan'la ilgili yaptığım en son videoda Tahran'da İran ara buluculuğunda bir araya gelen T ile Afganistan hükümeti görüşmelerinin sona erdiğini, T sözcüsü Doktor Naim'in görüşmenin olumlu geçtiğini, savaşı sonlandırıp İslami bir hükümete geçiş için tüm detayların masaya yatırılacağını söylemiştik. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Tabii ki de ateşkes sağlanmadı. Sağdaki son duruma bakalım. Öncelikle geçmişte İran ile arası iyi olmayan T şimdi İran ve Rusya arasında mekik dokuyor. İki gündür İran'da görüşmeler olmuştu. Şimdi de T T'den Mevlevi Siyabuddin Dilaver'in Moskova'ya gittiği ifade edilmiş haberi görmektesiniz. T Moskova'da Rusya'nın Afganistan özel temsilcisi Zamir Kabilov sağında da Mevlevi Siyabuddin Dilaver'i görmektesiniz. Solunda ise eski basın sözcüsü Süel Şahin'i görüyoruz. T'nin bugüne kadar Moskova'ya yaptığı ziyaret sayısı 5'i bulurken İstanbul'a bir kez dahi gelmediler şeklinde eleştiride bulunulmuş. T hep ne diyor? Türkiye'de Müslüman ülke ama NATO ülkesi ABD'den farkı yok. Kendileri böyle deyip sık sık Rusya'ya gidiyor. Bu da ayrı bir ironi olmuş durumda. Herat'ın İslam Kale Gümrük Kapısı'nı görmektesiniz. Yani İran sınırından bahsediyoruz. İran askerleriyle T mensupları kol kola yine dün Badis'e girdikten sonra mahkumları alıp çıkan T bugün de şehre yönelik tekrardan bir eylemde bulundu. Ev ve iş yerlerinin halini görmektesiniz. Olan Afganistan halkı oluyor? Gazne'de de bazı olayların olduğu ifade edilmiş. Yine Bel bölgesinde 14.000 askeri bulunan Şahin Kolordu T ile mücadele edemez iken hükümetin silah verdiği 1500 kuvvetlik Türk bunlarla nasıl mücadele edecek, kim bunlar şeklinde soru yöneltilmiş. Tacikistan, Özbekistanlar ve Türkmenlerin sonuna kadar mücadele edeceği ifade ediliyor. İslam kale gümrük kapısına geri dönüyoruz. Afganistan'ın en önemli ve en işlek gümrük kapısıdır. Bu kapının T'ye geçmesi hükümet için büyük bir yıkım sayılır şeklinde değerlendirilirken T bu taktiklerle hükümeti teslim olmaya zorluyor. Sırada Özbekistan sınırı var ama öncelikle konuyu Özbekistan ile görüşürler cümlesi kullanılmış. Burada Özbekistan sınırını almaya doğrudan cesaret edemiyorlar. Özbekistan kara gücü anlamında oldukça güçlü. Dolayısıyla bu şekilde imada bulunulmuş. Milli Savunma Bakanlığımızdan açıklama gelmiş. Aslında her gün aynı şeyi okuyormuş gibi gözüküyoruz. Fakat inanın ki her gün bu açıklama yapılıyor. Zaten Milli Savunma Bakanlığı'nın sayfasından kontrol edebilirsiniz. Afganistanlı kardeşlerimiz güvenlik ve refah için kararlı destek misyonunun bitmesinden sonra da unsurlarımızla Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nın işletilmesine yönelik gerekli desteğin sağlanması çalışmaları sürmektedir şeklinde Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın ABD Savunma Bakanı James ile telefonda görüştüğü belirtilmiş. Dün de görüşmüştü bunu hatırlatalım. 20 yıldır Afganistan'da bulunan Türkiye son 6 yıldır Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nın güvenliğini sağlıyor şeklinde paylaşım yapılmış. Afgan Afganistan'da artan iç karışıklık ülkede askeri üsler ve havalimanlarının önemini arttırmış durumda. Afganistan'daki uluslararası havalimanları ve stratejik askeri üsler 10 yıllardır bir yandan yabancı güçlerin rekabet sahası diğer yandan da ülkenin dünya ile bağlantı koridoru oldu. Bugünlerde T'nin ilerleyişi sürerken NATO güçlerinin çekilmesi Afganistan'daki hava üsleri ve limanlarının geleceği ile ilgili endişeleri arttırmış durumda. Çeşitli bölgeleri görmektesiniz. Herat, Şindent, Kandar, Kabil, Bagram, Mezar-ı Şerif ki Türklerin yoğun olarak yaşadığı bölge buralardaki üslerden bahsedelim. Öncelikle Herat'tan bahsedelim. Herat Uluslararası Havalimanı Herat'ın 13 kilometre güneyindeki Gozara ilçesinde yer alıyor. Batı Afganistan'ın en büyük ve en eski havalimanlarından bir tanesi modern bir terminal yapılması sonrasında ülkenin en yoğun havalimanı haline geldi. Bu, İran sınırına yakın olduğunu da görmekteyiz. Yine Shindand bulunmakta. Shindand hava üssü Herat vilayetinde yer alıyor. Sovyetler Birliği tarafından 1961 yılında inşa edildi. İran sınırına yaklaşık 120 km ve Kandar Herat otoyoluna yakınlığı nedeniyle stratejik olarak biliniyor. Yani şuradan şuraya giden otoyoldan bahsedilmiş. Sırayla gidelim yukarıdan devam edelim. Mezarı Şerif yani Türklerin kalesinden bahsediyoruz. Mevlana Celaleddin Muhammed Belhi Uluslararası Havalimanı Bel vilayetine bağlı Mezarı Şerif kentinin 9 km doğusunda bulunuyor. Bunun dışında burada Kabil ve Bagram var. Bagram'dan bahsedelim. Bagram hava üssü Parvan vilayetinin merkez kenti Çarikar'ın 11 kilometre güneydoğusunda yer alıyor. Afganistan'ın en büyük askeri üssü konumunda. Geçen gün ABD buradan çekilmişti. Ekranda sık sık bunun videosunu sizlerle paylaşıyoruz. Afganistan'ın dediğimiz gibi en büyük üssü konumunda. Başkent Kabil'e 47 kilometre mesafede ve 1950 yılında kuruldu. Yani 71 yıllık üsten bahsediyoruz. Kabil'e gidiyoruz. Kabil, Hamid Karzai ülkemizin koruması beklenen havalimanı. Afganistan'ı dünyayı bağlayan en önemli köprülerden bir tanesidir. Afgan halkının can damarı kabul ediliyor. Başkent Kabil'e 5 kilometre uzaklıkta Sovyetler Birliği tarafından 1960'lı yılların başlarında inşa edildi. Güvenliği Afgan Hava Kuvvetleri ve periyodik olarak yabancı askeri kurumlar tarafından sağlanıyor ki şu an sadece ülkemiz ve Afganistan tarafından sağlanacak gibi gözüküyor. Buradaki üslerden de bahsetmiş olduk. Askeri üs ve havalimanları ve karayolları şeklinde Anadolu Ajansı tarafından paylaşılan infografiyi sizlere aktarmış olduk. Yine aslında ABD'nin 11 Eylül'de çekilmesi bekleniyordu fakat bu tarihi erken aldıklarını 31 Ağustos'a kadar tüm çekilmenin tamamlanacağı belirtiliyor. Yani burada bir ay 22 gün sonra ABD bölgeden çekilmiş olacak. Evet dostlar sizlere ABD Başkanı Joe Biden'ın açıklamalarını ve Afganistan'daki son durumu aktarmış olduk. Bir başka videoda görüşmek üzere Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.